O şarkının, bakın bu uzun havayı çok iyi dinleyin. Kesinlikle. Bunun hikayesini anlatın, evet. Dinleyelim bu şarkıyı. Bunun çok özel bir hikayesi var. Bir tane ağa iflas eder, kötü bir duruma düşer, çarşıya hamallık etmeye gider, çoluk çocuğun ekmeğini kazanması için. Çarşıdaki insanlar bunu tanırlar, ağa olduğunu biliyorlar. Kimse buna yük vermiyor, utanıyorlar yük vermeye. Dolayısıyla her gün evine eli boş gidiyor. Bir gece gelir oturur çocuklarının başında. Şimdi okuyacağım uzun havanın sözlerini, bakın iyi çok dikkat edin. Merhum Mustafa Dişli ağabeyimiz yazmış bunun sözlerini. Lütfen çok iyi dinleyin. Aynı zamanda kilisli çok değerli ağabeyimiz, biz ona baba diyoruz. Coşkun emme, Sayın Coşkun Karabaş'a ben bak evinde okumuştum. Bizi Kıbrıs'ta izliyorlar. Evet, onun ellerinden öpüyorum. Bütün Karabaş olaylarında. Topuz Ahmet'in bak evinde okumuştum, çok duygulanmıştı. Bir de kiliste enişte var, enişte Mehmet. Enişteye gitsin. İzliyorlar. İyi dinleyin ama. Ağlamayın ne? Ah, sızlamayın ne? Yatın ne? Yatın ne? 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 Bu gece de sepete boş getirdim, kazanamadım, kazanı kaynatamadım. Yatın ne, ah yatın ne, yatın ne. Komşuda kıymalı ekmek kokuyor, komşuda kıymalı ekmek kokuyor. Acıdır koklamayın ne, koklamayın o. Yatın ne, yatın ne, ne, ne. Sallayacağım. Siz yatın yavrularım,
Oğulsuz yatın kuzularım, ben sabaha kadar ağlayacağım. Tüketmeyin le le le, aman bitirmeyin la, yatın le. Dün geçtim ben kapının önünden, dizlerim durdu, vay da vay vay. Bir of çektim yar içerimden, gözlerim doldu, vay vay. Vay da canım vay. Bir of çektim yar içerimden, gözlerim doldu, vay vay. Vay da canım vay. Ellerin sözüne uyalım, sen de benim gibi ziyalım. Sevdamız öldü, başım sağ olsun. Elimle kabine koyan oldum, vay vay vay. Vay da canım vay. Ellerin sözüne uyar oldum, sen de benim gibi ziyan oldum. Sevdamız öldü lele, başım sağ olsun. Elimle kabine koyan oldum, vay vay vay. Vay da cananım vay.